Sevgili izleyiciler, magazin haberlerimize geçiyoruz ama geçmeden önce konuğumuzu alacağız. Çünkü biz hani magazin haberini tabii ki hakimiz okuyoruz, yorumluyoruz. O sunduğumuz bir haberi öyle bir noktaya çekiyor ki bir dakika ya ne oluyor diyoruz. Kim o? Bu masanın gediklilerinden Ebru Polat. Ebru gelsin. Ebru parıl parıl gelsin. Senin senin hatrına çok şık giyindi de geldi. Eyvallah. Hadi Ebru. Evet. Bakar mısın Ebru'ya? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet. Şekerim, ben şeker istatik. Ali abicim hoş geldin. çikolata var. sağ ol. <laughs> Ucundan azıcık. Ali ale abicim Ekrem hoş geldin. Gel marka, <laughs> marka görünmesin. Şunu şöyle yapalım, marka görünmeden bir kenara hoş koyalım. Hoş geldin Ali abicim. Nasılsın? Sizin dükkana mı geldim ben yanlışlıkla? <laughs> Müge var burada şimdi, bana. <laughs> ay Müge yıllardır burada zaten. Bu program evet. başladığı günden bu yana ben de buradayım. Öyle evet. Mi? Tabii hep burada. ben burada ben buranın daimi. Evet daimi evet. hep buradayım. Daim bir ara bir her hafta buradaydım. Evet. Beni biliyorsun bu camiye sokan Müge Hanımdır. işte. Ben benim annemdir kendisi. İyi evet, kendisinin Tabii. <laughs> annesiyim. Nasıl? Hocam ben onun hocasıyım. <laughs> ben dedi. yaşlandım. Dedim, annem hala sabit duruyor. Dedim, hala o, genç. bu fakültesinde ders mi veriyorsun? Yok dedi. Böyle değil dedi. Ama hukuk. Tekrar oldu. hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Ee, bu sefer gelmenin sebebi eee başka Niye evet. davet ettik? Seni korumaya ee, geldim. Evet. Öyle mi? Ebru çünkü sevgili izleyiciler niye geldi? İlginç bir olayın tam kahramanı oldu. Onu o izledim. da şaşkınlık içinde biz de ya dünyada böyle şeyler oluyor, mu? hiç fena değilmiş falan dedik. Instagram kendisine bir gece vakti, değil mi? Bir gece vakti 21 milyon 686.123 dolar yatırdı. Yani bu Türk parasına Haksızlık 650 milyon, 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 milyon TL. Evet, 59 centi de var. 59 centini evet. atladım. Önemli siz evet, bulun. Atlama 59 sent. Ebru Servet. hesabı açtı. 650 milyonu görünce ne yaptı? A, i̇nanamadım ki kapattım geri açtım. Bir daha kapattım sayfayı falan yeniledim sürekli. Yok aynı sabit duruyor. Orada 24 saat falan durdu bu arada. Ben sesimi çıkarmadım sadece bekliyorum. Hani sesimi çıkarırsam belki fark ederler de geri alırlar yani diye. orada duruyor da sen onun hesabını aktarabiliyor Aktaramıyorsun musun? Aktaramıyorsun işte. O Niye? sosyal medya hesabına düşüyor senin. Artık o benim sosyal medya hesabımla benim. Evet. Şöyle bir şey var. Instagram'da abonelik diye bir bölüm var. Hani birçok şimdi herkes gidiyor hani Hande Erçel'de. Evet evet evet. Abonelik açıyorsun ve ücretli burası. Evet. <laughs> Ücret de Türkiye'de 30 lira mı ne yani? Öyle yüksek bir şey de değil. 30 lira. Ayda mı? Yok yok bir üyelik 30 lira. Ya hesaplıyorum hesaplıyorum. Hani ben, Kaç abonem var? Ee, vallahi şu an bilmiyorum ama çok yok yani. Şu an mesela ne kazanmışım ben bu ay? Ha, 500, 500 mı? dolar mı ne öyle bir şey kazanmışım. Yani fena kazanmamışım. Da, bu da nereye? E, 30 dolardan tabii demek evet. ki ama 30 dolar bile değil 30 liradan 590 evet. dolar kazanıyorsan iyi bir şeydir. Evet. İyi bir şey tabii ki. Bu da benim e, banka ismi söyleyebiliyor muyuz? Devlet Bankası. söyleme sen yine tamam. de. Ne? Devlet Bankası'nda sosyal medya hesabım var benim oraya aktarılıyor. Devlet önce bunun vergisini kesiyor. Sosyal medya hesabından vergisini kesip sana kalanı veriyor. Evet. Böyle bir hesabım var. oraya o tanımla. bir baktım o kadar para Allah dedim yaşadık. Yanlışlık da var. Hesaplarım hesaplarım böyle bir abone yok. bende mümkün değil ne olacak? Evet, Ay, 24 saat belki daha bile fazla orada durdu. Dedim bu burada kalacak gibi. ...durmasının sebebi çekemiyorsun zaten. Öyle yani. değil. Onlar da geri almadılar. Kaldı orada. 24 Sağlı. saat mi 48 saat ne? Yani başta bir fark edilmedi bu. Yani ben de bekledi. Günü, ertesi evet. Ertesi günü atıyorum. Akşama kadar kalsaydı sen gündüz vakti onu çekmeyip Hayır. Bunun miydi? belli dönemleri var. Hı. Yani mesela ayda iki kere falan. Yani Instagram'ın belli dönemleri var. 21'den 21'ine senin normal o devlet bankasındaki hesabını aktarıyor. Hı. Veya işte 15'inden 15'ine ayda iki kere, üç kere falan aktarıyor bu parayı. Hı. Belli bir, bir zamanda olunca aktarıyor. O dedim herhalde gelir. Hiç sesimi çıkarmam. Pıstım böyle. Sessiz sessiz. Kenarda. Evet. Sinsice. Bir baktım sabah para çekilmiş hemen çirkeflik. Param nerede param <laughs> nerede diye. Ee, <laughs> ya böyle bir şey şok oldum ama ilk defa başıma geldi diyorum ki bir sinyal mi? Hemen yazdım marka. Hı -hı. Dedim ki bak Allah bile böyle bir şey istemiş En azından bir göz payı bıraksaydınız falan diye Aha. <laughs> Oradan gireyim dedim En azından hesapta 12 saat durdu Bunun bir kira bedeli <laughs> Belki daha olurdu. bile fazla durdu işte Yani dedim ya ben hiç sessiz kaldım e bekledim Sen de ne yaptın bu e, screenshot aldın Yani fotoğrafını çektin bu sana ana olarak kalır Evet ya ben hani o gün inanamadım Gördüm onu zaten tarihi var yukarıda Ne zaman çekmişim Cuma mı ne diyorum iki gün kaldı ben artık hani gittim Cumartesi günü anlattım yani. Ebru e, sosyal medyada şöyle iddialar da ortaya atıldı. E, sen hukuk okuyanda bir genç hanım olarak buna cevap verirsin. Biliyorsun bazı hesaplara böyle tuhaf paralar yatırılıyor, oradan transferler ediliyor. Hani bu kirli para, kara para falan noktalarına gidiyor. Öyle bir numara mı döndü acaba? Ebru buna döndürüyor gibi laflar da çıktı. Ben yani çok sanmıyorum. Çünkü bu Instagram'ın kendisini zaten para parası. Bir tuhaflık var dediler. Ee, şöyle sistemsel bir hata oldu muhtemelen. Hı. Ben öyle düşünüyorum çünkü koskoca Instagram yani dünyada Hı. en önemli sosyal medya platformu ah, evet. ee, mümkün mü sence öyle bir şey yapması? Hayır yani. Öyle bir yanlışlık Peki, da olamaz. Sen kazanmadın da. O bir da. sistemsel hata oldu muhtemelen. Evrenden bize bir sinyal belki biz kazanırız. Dilan Polat mı kazandı acaba? 21 bin Instagram öyle şeyler yapmaz, yok. Öyle bir şey olmaz yani. Ama koca. biri kazandı bunu. Sana yanlışlıkla. Biri değil. ben e, Tabii yani. Kim kardeş yandan tutun. Herkesin abonelikleri var. Onlar mutlaka kazanmışlardır. Onlar için paralar çok önemli değil ki 650 milyon. Yani bu topyekun para gitti birinin hesabına. Evet. Yani, Belki de evet. Ekim, yanlışlıkla Ocak, bana geldi. Kasım, Aralık 3 aylık dönem. Evet 13 Ekim ile 4 Ocak 3 aylık böyle bir para birisi kazanmış. Ama Türkiye'de değildir tabi bu. bu paralar çok önemli paralar değil biliyorsunuz. Hı. Çok ünlü bir sanatçının olabilir bu para. Dediğim gibi kim şimdi, kardeşi olur, kaile olur, hepsi olabilir. Ebro, Yanlışlıkla bana geldi. Ebro, o öyle... ya, 20 milyon dolar dünyanın her yerinde çok iyi para. Ya Hiç öyle değil. Yapma ya gözünü Aa, hayır seveyim. Hayır olur mu? Kenya'da da çok ya, iyi para, Kaili Amerika'da da. Ya bir kaile veya kim kardeşler için, bir Beyoncé için bu paralar... Allah aşkına biz Beyoncé ne kadar konsere için, çıkıyoruz, kim Bunlar ne kadar konsere çıkıyor. Olmayabilir ama ha, dünyanın diyorum. her yerinde bu para iyi para. Şimdi yani, ama bak belirli isimler için diyorum. Yani evet. bir sanatçı, yurt dışındaki bir sanatçıyla bizdeki sanatçının aldığı paralar... Kıyas bile götürmez. O kadar fark var. Avukatın aracılığıyla sorabiliyor musun ilgili kişilere Sordu. bu nasıl geldi, ne oluyor, ne iş? Yani o gelmesi çok önemli değildir. Çünkü dediğim gibi Instagram dünyanın en büyük platformu, sosyal Hı. medya yani platformu. Yani sorulabiliyor mu? Bu nedir? Onlar mi? ya sistemsel hata muhtemelen. İşte başkasına atacaklarına Hayır, bana geri geldi belki. Parayı. Şimdi bu Instagramın kendi hesabında, bak orada yazıyor, kazancın doğrudan kayıtlı hesabına gönderilir diyor. Şimdi diyor ya ki bana göndermedi burada. Göndermedi parayı da. Bak burada Sana ne gösterdi, diyor? Gösterdi vermedi. Evet, gösterip elletmedi. <laughs> Şimdi burada diyor ki, bak diyor bu senin diyor kazancın. Evet. Vakti geldiğinde diyor bunu senin kayıtlı bizdeki kayıtlı evet. senin hesabını... devlet hesabına göndereceğiz. Evet. Ama Yaten gelse de devlet de mis gibi ne güzel bayağı bir 650 alacaktı 650 milyon oradan. lira beklerken asgari ücret aldın yani 17 bin 700 lira. lira. Allah bereket versin dolara. ne yapalım. Asgari ücretten de fazla. Asgari evet. ücret 17 bin 2 evet. lira. Şimdi biz bunu neden o kadar çok ilgi çekici bulduk? Çünkü hesaplara yatırılan paralar biliyorsun son iki buçuk aydan beri Türkiye bir fenomenler dosyasıyla bir sabah uyandı ve onun çalkantıları bitmiyor. Çalkantıların bitmesin, bitmemesinin sebebi masanın hesaplara yatırılan inanılmaz derecedeki yüksek paraların nereden geldiği konusunda kaynağı araştırması ve ona ulaşmaya çalışması. Tam bunların üstüne senin bu olay gelince millet ne oluyor kardeşim dedi haklı onlar da sormakta tabii ki Ebru değil mi Vallahi keşke gelseymiş biz açıklamasını çok rahat yapardık yani <laughs> her şey her şey ortada <laughs> evet. Instagram'a gelmiş gideceği hesap vergisinin kesileceği hesap kayıtlı hesabım yani sen... çünkü Devlet Bankası yine oradaki Evet sen şöyle Bence diyebilir... ben tebrik alırdım devletten. Aferin kız diye. Ee, sen şöyle diyebilir misin? Bu kara para değil hayali para. <laughs> hayali para evet. <laughs> çünkü uçtu ah, gitti. Aha keşke geldi de ben devletime kazandırsaydım, milletime kazandırsaydım keşke oradan vergisini ama maalesef yok yani ortada. Evet. Şimdi... Kaz gelecek yerden ördü kesil gelmez. Asla. Yani. <laughs> Asla. Yani 21 milyon doların %25'i devlete vergi olarak gidecek. %75 Helal %75'i <laughs> kendine geleceği için evet. devletime verirdim. Devlet Tabii zaten, veririm. Niye vermeyeyim? Devlet, yani devlet, zaten baştan koruyor, tutuyor. Koluluyor. bıçakla kesiyor. <laughs> Şimdi e, dün e, hepimizin ilgisini çeken bir görüntü de sosyal medyaya düştü. Dilan Engin Polat'ın avukatı, biz de geçen hafta kendisine konuk etmiştik. Hüseyin Kaya e, çiftin ailesiyle buluştu. Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, kızı Kübra ve gelini Hazal ile Dilan Polat'a ait bir güzellik merkezinin açılışına gittiler. Sofradan da Hüseyin Kaya, e, anne, baldız ve kardeşle e, bu kareyi paylaştı. Tabi hala Dilan Polat güzellik merkezleri açılabiliyor mu diye sorarsanız evet açılıyor. Çünkü TMSF'nin elinde onların kontrolünde ticari faaliyetleri çalışanlarının hayatları aksamasın diye devam ediyor. Sen de güzellik sektöründesin. Bittik biz ya. Öyle mi? Ay i̇stemiyorum valla çok sıkıldım yani o muhabbetin artık güzellik sonları bitti yani. Yani benim bir yakınım da güzellik artık insanlar... merkezi açtı. İnsanlar Evet. Ee, gitmiyor artık. Yok yani, yok gitmiyor. Tevkili kan ağlıyorlar. Ben o yüzden bunu anlamadım. Hı. Yani bir Dilan Polat ve Engin Polat hapiste bütün servetlerine el kondu. Evet. Ee, i̇nsanlar buna rağmen nasıl bir talep oluyor ki bunlar gidiyorlar frecayizlik değil bu. Kendi şubelerini açıyorlar. Hı. Şube açıyorlar. Hı. Ve e, TMSF'nin atadığı kayyum da buna izin veriyor. Bu bu e, açılmakta olan soruşturmayı gadık hmm. e, duruma getirir. Hmm. Bak bu bu kadar aslında talep. Aslında şöyle bu şube talep zaten açıktı hmm. ama. He? Bu şube zaten açıktı. Herhalde aldık. bir tanıtımına bir falan tanı edin. belki de bir tanıtım yapamamışlardı. tanıtımı yapmış olabilirler. Bu şube çünkü bayağıdır açık aslında. Evet. Biraz açılmış da... olan bir şubeydi. bu. Ya açılmış yeni olan zaman bu haber evet. yanlış. Yani yeni şube açılması demek demekte. meselenin evet. de buna çanak tutması zaten Dilan Polat İddia ettiği gibi çok büyük talep görüyor. Bu paralar da oradan geliyor. Şeysinin mantığını doğrular. Evet, Anlatmaya çalıştığım evet. bu şey şube... yok. Ama zaten insanlar güzellik salonlarına gitmiyor. Kaçıyor sırf bu yüzden. Hmm. Ee, başkaları zarar ederken Dilan Polat'a talep varsa da şube açıyorsa... Enteresan Peki ama masaya şey... baktım ha. eski şatafattan eser yok ha. gördün mü? Doğru <laughs> ya. bu arada ama dedim gibi bu eski zaten salonlar hani TMSF'nin şu an ama yanlış yaptığı de... bir şey yok eski bir salon bu Ebru... 3-4 ay önce açılmış olan bir salon. Ebru şunu demek istiyorlar herhalde moraller yerinde biz büyümeye çalışmaya devam edeceğiz pozu ama Ali'nin dediği şeye takıldım ha doğru eski. Yani böyle simitli çok... akrabaları var yanında domates, ee, peynir sabah arkadaşlarla ya da öğleden sonra Zeytin. arkadaşlarla derme çatma hemen bir şey hazırlarsın yoksa oysaki Polatların Dilan Polat olacaktı orada yardırırdı hemen açardı telefonu Engin şu pastaneden şunlar gelsin böyle Evet özel Hüseyin Bey ona izin vermez. Şatafat'tan hiç hoşlanmıyor. Sade olmaya çalışıyor. Ya hayırlısı neyse o olsun. E, sen de güzellik sektöründesin. Evet. evet. E, alışveriş platformlarında kozmetik ürünlerin de satılıyor. Ne oldu da of kapatacağım noktasına geldin? Kapatacağım değil, kapatmayacağım ha. ben. Evet. E, Ürünleri hala satılıyor. Ürünlerde hiçbir problem yok. Evet. Fakat güzellik salonunda ister istemez, daha doğrusu birçok çevremdeki tüm güzellik salonlarına diyeyim, çok iyi iş yapan kızlar falan vardı mesela. Hepsi kapatıyorlar şu anda. Gerçekten insanlar bayağı bir sıkıntıya girdi. Çok üzüldüler. İşini layığıyla yapan, gerçekten sadece tek işi bu olan. Çünkü benim bu benim için hobi zaten. Ben şarkıcıyım. Ben paramı oradan kazanıyorum. E veya e-ticaret yapıyorum biliyorsunuz. Evet. 5-6 yıldır benim ürünlerim oturmuş. Alan aynı şeyi alıyor zaten. Güvenilirliğimi çok iyi biliyorlar benim. E, güzellik salonlarında gerçekten tek bu işi yapan insanlar var. Başka hani iş yapmıyorlar. Kızların tabi salonları teker teker kapatılıyor. Bir, öncelikle denetimler çok ağır olmaya başladı. Ha. Şimdi en ufak bir yazıda bile mesela cezalar falan kesilebiliyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Biraz daha böyle zorlaştığı, daha sıkı tutuluyor artık bu hmm. işler. Dolayısıyla birçok kişi de hani tanıdığım kızların mesela salonlarına gidip hani cihazlar falan olmaz bayağı bir sıkı kontroller var. Bize de geldiler. Bizde her şey yasal olduğu için. Biz de girdik denetime herkes girdi yasalı olduğu için okey bizim belgemiz her şeyimiz var. İşte ben, de bir ama var Ben çok mı? dikkat ediyorum konulara. E, e, Olmaz bir, olur mu? Var bir, tabii. Bir, bir... olay verirsen bu arada sen konuşurken e, ekranda gördüm e, bizim reji bana kapak çekti. E, bayağı zengin bir kahvaltı masasının görüntüsü bu. Dilan Polat'ın açılışından mı bu? Hayır evinden ha, işte. Eski. Evet <laughs> evet. O. <laughs> Dilan Olsaydı dedim böyle dedim ki yoksa ya. fotoğrafın devamında bu görüntüler mi var? Hayır bu ha? Dilan Polat'ın. Tamam. Eee işte evi evet. evinden kafan. Sen Dilan Polat'la bir akrabalığın var mı? Soyadı benzerliği. Hayır benzerli yok. yok sadece soyadı benzerliği. Hı. Tanışıklığın var mı? Tabii var var. Tabii tanışıklığım var. Nerede tanışmışsınız? Bakayım ben ilk onların güzel bir salonunun tanıtımını yapmıştım ben yıllar önce. Öyle mi? Evet. Bir bu herhalde Ataşehir'deki şube. Hı. Ama öncesinden de tanıyorum. Sadece orada tanışmıştık tam. Evet. Ee, Şubelerinin reklamını yapmıştım. Tanıtımını yapmıştım ama çok eski. Kaç? 6-7 yıl önce falan. Yani senin reklamına ihtiyaç duyacak kadar selimlidi değilmiş eskiden, o zaman. Eskiden. Eskiden. Yani 5-6 yıl önce. Ama şöyle bir şey söylemek isterim. ben. Evet. Çok aşırı bir samimiyetimiz yok. Fakat evet. Dilan'la ilgili şöyle bir şey söylemek isterim. Dilan... Çok tatlı bir kızdır, iyi bir kızdır. Bakın ben evet. onu savunmuyorum ama evet, burada, evet. onu söylüyorum. Sen kişisel olarak Ben kişisel olarak söylüyorum. Dilan iyi bir kızdır, tatlı bir kızdır. Ee, kendi fikrime göre, bak evet. kendi fikrime göre diyorum, benim fikrim kimseyi zaten etkilemez Hı. ve önemli de olmaz. Hukuku da etkilemez. Nasıl evet. sizin fikrinizi etkilemiyor, benimki de etkilemez. Evet. Nasıl sen demiştin hani biz bu programda ne söylersek söyleyelim bir yere etkilemiyor ki, bu istediğimiz Tabii ki. gibi konuşuruz demiş. Tabii ki. Benim fikrime göre de ben de Dilan'ın reklam yüzü olduğunu düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü hangi kadın zaten kocasının yaptığı işi biliyor ki? İşte aslında belki hani bir katılmadığımız ya da bizde soru işareti bir bir yaratan olabilir. nokta o. Bu kadar zeki ben yakından da kendisini tanıdım son derece zeki bir kadın hani böyle normal bir şey değil baya üst sendeizdeki bir kadın. E böyle bir evet, kadın. Evet evet. Eve gelen paranın hesabını sorar. Ya sormayabilir. Niye biliyor musun? Bir sürü şube var. Şimdi erkekler karılarının karşısında dik durmak isterler. Hı. Engin evet bir şeyleri yapıyordur, yapmıyordur. Onu bilemem ama ortada işte belgeler var. Demek ki yapıyor. Geçtim onu. Engini ayrı tutuyorum. Tenzih evet, ediyorum. Evet. Dilan'dan bahsediyorum. Dilan benim bir hemcinsim. Hı, hı. E, hiç tanımasan bile bu şekilde konuşurum bu arada. Her kadın kocasının yaptığı her işi bilmiyor. Yani bilemezsin. Adamlar o kadar güzel böyle uyduruyorlar ki işlerini. Hı. Diyor ki yani mesela benim 50 tane şubemiz var. Kadın ne bilsin? Her birinden franchise bedeli alıyor olabilir. Ne bileyim işte makine satılıyor diye biliyor olabilir. Çoluğu çocuğu var kadının. Bu kadar kendi riske atabileceğini düşünmüyorum. Bak akıllı bir kadın diyorsun. Evet. Pardon. Benim kendi fikrim lütfen. Hani rica ediyorum hiç kimse de benim fikrimi dikkate tamam. almasın. Kendi yani fikrin e, mutlaka değerlidir de ee, sen hukuk fakültesini bitirmiş, evet. avukatlık yapmış. Yapıyor musun hala? Hayır yapmıyorum. Yapmıyorsun. Ama hukuku biliyor. Hukukçusun yani. Şu evet. anda sana hukukçu diyebiliriz. Bir hukukçu olarak sanıyorum 17 ya da 27 şirketleri var. Hepsinde ortak, Dilan Polat. Hepsinde de imza atıyor. Yani varsa yapılmış bir yolsuzluk, yanlış, hata Kağıt üzerinde imzayı attı. Arka planını görmeyebilir. Kağıt üzerinde görmeyebilir. imza şirketi için atarsın. Kocan önüne sunuyorsa evet. veya güvendiğin insanlar önüne sunuyorsa e güvenir atarsın. Aklına kimsenin böyle bir şey gelmez ki. Sizin gelir mi? Benim de gelmez yani. Yeni bir şube açılıyordur. Atarsın imzayı. Kocan bu okuyorsun. O ona gelinceye kadar neler neler yapıyor insanlar ne saatte imzalar dönüyor ortalıklarda yani. Yani paralar yardımlıyor paralar yapıyorsun, geliyor. Kaç katı kocası tarafından mağdur yapma edildim yapma o zamana Allah kadar evine icralar Ebru, geldi. Ebru bir videosu var, sutarisi mi artık videosunu diyor ki e, Engin e, bir hayranım ev alacak. 600. 600 bin lira yollar mısın ona? 700 bin de öyle huyları da. var onun. O evet. seviyor gösterişi. O ayrı. O huyları evet yanlış bence de yanlış. Mesela işte alışverişte şu kadar para harcadım. Hoş değil. Bunları ben de zaten hmm. e, tasvip etmiyorum. Değirmeni, Çünkü birçok insan, mısın, nereden çocuğu, geliyor diyor. çoluğu açken birçok insanın yapıyorsan bile hani o öyle paralar harcıyorsan bile Ebru, bunu gösterme. Ebru ben seni o tanıyorum. Var o, o, evet. Ben seni tanıyorum. Hem de bayağı iyi tanıyorum. Sen e, eşin eve ...hesaplarınıza, hayatlarınıza böyle paraları soksa... ...sen diyelim ki eşinin adı Ahmet... ...Ahmet bir dakika ya... ...nereden geliyor bu değirmenin Ya üstü? Ama 100 tane şurben varsa niye sorayım evet, ki? Yine de sorarsın sen Yok ya valla sormam. Yani derim ki 100 tane şurben var... Nereden ...adam bana para, dese derim. ki bak bunun ...kimseyi savunmuyorum bak tekrar ediyorum... Evet. ...ortaya konuşuyorum hiç ...siz beni bilirsiniz ben evet. kimse için kötü konuşmam... ...ortaya konuşurum neyse kötü olsaydı kötü... Ee, ya 100 tane şuben varsa hepsinin bir franchise bedeli var. Her ay alınan bir para var. Veya da bir şube açtığında aldığın belli bir miktar var. Yani bana diyorsa ki bak al bu para da buradan geldi. Ben kocama güvenmeyi tercih ederim. İki tane boy boy çocuğum var benim yani. Bana yanlış yapabileceğini hiç düşünmem ki. Yukarıdaki arkadaşlarımız şu an programı yöneten reji ekibi kızlar ki Bana ve kızıyorlar ortak mı? bir soru soruyorlar. Peki. Kocasını hayat arkadaşını seven kadın sorar. Neden sorar? Yarın öbür gün kocasının başına bir şey gelmesin. Bu ev babasız kalmasın. Çocuklar babasız Bak, kalmasın. ama ne diyorum? Ben de eşsiz kalmayayım diye bunu bir sağlık O soruyu nasıl sorarsın biliyor musun? İşin gücün yoktur. Hı. Hiçbir şeyiniz yoktur. Sana bir para getirir kocan. Canım bunu nereden buldun? Doğru söyle, çaldın mı, çırptın mı? Bu para neyin parası dersin? Ama sen gidip de 50-100 tane şube açtıysan Hı. oturup da sana belli paralar da geliyorsa zaten de satıyorsan şuysa buyursa derim ki zaten bir akışım var benim. Şimdi sana belki her gün bir bin lira geliyordur artık oturup bin liranın hesabını yapmazsın. Ona da belki her gün birkaç yüz bin geliyordur onun hesabını yapmıyordur anlatabiliyor muyum? Şimdi milyon yanlış milyon takipçisi olan etmek bir oldu. E, sosyal medya fenomeninden bahsediyoruz. Her gün yardırıyordu storyler. Evet çok da izlenmesi var. E, i̇zlenmesi var, paylaşması e, var açıkçası ben de eğleniyordum. Yani, evet ben de izliyordum. Çok e eğleniyordum. E eğleniyordum. E dalga geçiyordum falan. Ama ne zaman ki Dilan Polat gözaltına alındı, gözaltında bu olaylar soruldu, ifade verdi. Sadece orada dedi ki ben işlerden anlamam, şirketin marka yüzüyüm, reklam yüzüyüm. O zamana kadar o şeylerde nasıl iş başarılı bir iş kadını olduğunu, nasıl zeki bir kadın olduğunu, işleri nasıl çevirdiğini e, e, yani kusura bakma da e, hava, atar, hava, atarken, de... hava, atarken, iyiydi, e, paraları harcarken iyiydi. E, yani ben onu, ben onu daha önce bir iki storiesine denk gelmiştim Ali abi. Ben onu daha önce bir iki storiesine denk gelmiştim. Ee, orada diyordu ki Engin ne kadar para var? Benim hesabımı atsana Benim hesabımda hiç para yok. Ben para işlerini çok anlamam. Peki. Diye ben duymuştum. Peki. Bak diyorum ben kimseyi savunmuyorum. Sadece adil davranmaya çalışıyorum. Çünkü e, suçluluğu ispatlanacağı kadar, biz, biz kadar de, herkes de masumdur. Masumiyet, evet. e, Masumiyet karinesi var yani. Elbette, yani, de, yani. Ama istedim. kocasıyla ilgili bir şey demiyorum. Enginle anne. ilgili bir şey demiyorum. Çünkü evet. ben sadece şu an Dilan'dan bahsediyorum. Ama Engin bunları yapan Engin. Hani ben sadece dilandan bahsediyorum. Belki haberi ya, yoktur diyorum ben. Yaşlı bir babaanne gözaltına alındı. Üzerinde şirket olan bir Yedi kadın. 7 tane şirketi. Evet, evet. Kadının ne pek haberi olacak? Bilmiyordur ki kadıncağız. Ama şey anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl profesyonel bir e, organizasyon var ki bu masumları da? Zavallıları da evet, suçun bir organizasyonun bir parçası evet. yapıyor. Yani kadının o şirketlerle uzak yakın alakası yok. Evet, evet. Sorsan yerlerini bilebilmez, adını bilebilmez ama şirketin ortağı ya da sahibi. Şimdi onun için e, bekleyelim. E... Ali abi nüfusunu kaybediyorsun, bakıyorsun üzerine kredi çekilmiş. Evet. Ya evet, Haberin yok dünyadan ya yani. Da, ya da başka Dünyada şeyden. çok akıllı insanlar Peki, akıllı demeyeyim çok kurnaz insanlar kurnaz var. Kurnaz insanlar yani. ama ne kadar kurnazlık yaparlarsa yapsınlar, etrafı ne kadar mağdur ederlerse etsinler, sonunda dönüyorlar, dolaşıyorlar, yakalanıyorlar. Sevgili ya canım, izleyiciler, kimden bahsediyoruz? Kıvanç Beril Talu çifti, 1,5-2 yıl boyunca yakınlarından hem iş hayatındaki hem özel hayatlarındaki yakınlarından paraları topladılar ve bir gün evde parti yapıp ertesi günü kaçıp gittiler. Sonra yakalandılar. Onların yakalanma süreçleriyle ilgili gazeteci Emrullah Erdinç çok önemli detaylara ulaştı ve açıkladı. Bakın içinden neler çıktı? Duruşma zaptı elimde. Bu duruşma zaptına göre baktığımızda dosyada 150 milyon olarak belirtilen bir rakamın olmadığı mağdurların yani dolandırıldığı iddia edilen kişilerin verdikleri paranın yaklaşık 10 milyon lira civarında olduğu ve yine dediğimiz gibi onlarca şikayetçi olduğu belirtiliyordu. Fakat yine mahkeme tutanaklarına göre 8 müştekinin bulduğunu belirterek dosyadaki kafa karışıklığını gidermek istiyorum. Eşim çevresinden sürekli borç istediği için alacaklar çok yüksek oranlarda faiz talep etmekte. Hatta ana para borcunu ödediğim ama faizini ödeyemediğimiz durumlar dahi oldu. Çünkü faizler çok yüksek değerlerdeydi. Zaten tarafım hakkında suç durusunda bulunan kişilerin dilekçelerinde bu husus açıktır. E, yurt dışına çıkma iradem kesinlikle insanları dolandırma veya paraları kaçırma kapsamında değil eşim ve çocuğumun can güvenliği sağlamak amacıylaydı. Zira eski bir muhabir tarafından balon bir haber yapılmış. Bunu duyan tüm alacaklarımız dolandırıldığını düşünmüş. Bize karşı suç duyuruları ve tehditler bulunmuşlardı. Bu aşamada yapabileceğim tek şey ailemi koruma altına almaktı ama ben tüm bu süreçte görüştüğüm herkese karşı borcumu kabul ettim ve ödemek için çalışmaya gayret ediyorum. Haklarında onca haber yapıldıktan sonra e, yine dediğimiz gibi suç duyurusu bulunmasına rağmen bizler de yakalama kararı olduğunu sanıyorduk. Fakat yakalama kararı haklarında olmadığı için 28.12.2023 tarihinde Gürcistan'dan İstanbul'a giriş yapıyorlar. Giriş yaptıklarının sadece yurt dışına çıkış kararları olduğu için oradaki pasaporttaki görevli polis pasaportlarına el koyuyor. Ve sonrasında da talu çifti evlerine gidiyor. Yılbaşını da evlerinde geçiriyorlar, çocuklarıyla birlikte evlerinde geçiriyorlar ve sonrasında emniyetle irtibata geçerek ASA Şube Müdürlüğüne gidip ifadelerini veriyorlar. Bu ifade sürecinden sonra da bilindiği gibi Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na da önce savcı ifade verdikten sonra savcı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi İstanbul 4. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de çiftin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla. Şimdi emrolan sözlerini tekrar bir rakamlarla üstünden geçelim. Bakın bütün çevrelerini dolandırıyorlar. Bayağı da para topluyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Yılbaşını evde geçiriyorlar ha yalı dairelerinde. Çok lüks bir daireleri var denizen nazır aman pek şık gidenler söylüyor. Mağdurlardan topladıkları para 150 milyon değil 10 milyon TL'ymiş. Dosyalarında onlarca değil sadece 8 şikayet varmış. Oysa birçok kişiyi mağdur ettiler. Savunmaları hani biz kendi aramızda deriz ya aman bir konuşma yaptı bomba diye. Savunmaları bomba. Bak kimseyi dolandırmadık. Biz Bize borç verdiler. Şimdi tefecilik yapıyorlar. Esas suçlu biz değiliz, esas suçlu onlar. Ne diyorsun? Ya yani burada öncelikle bir acayip bir haya uğradım. çok şaşırdım bayağı bir eskiden izlerdik onun biz böyle tiplemelerini Hı. falan. Evet. Ee, şey beni şaşırttı ama ülkeye geri döndüler mesela. Evet, ülkeye geri döndüler. Geri döndüler yılbaşlarını evde geçirdiler. Evet. Daha sonra polise arayıp çektim Bir şeye güveniyorlar onlar. ki geri evet. döndüler. Şimdi bir anlaşma yapık. Bu, dak bu dakikaya kadar çıkan haberlerin %90'ı yalan o zaman. Yurt dışına kaçtılar e. Kırmızı bültenle aranıyorlar. Haklarında Ama arama kararı biliyor. Geldi arama kararı yok haklarında. sordular demek ki arama kararı yok. Çünkü burada e, 8 mağdur var şikayetçi. E, dolandırıcılık yani adi bir suç. ya Bunun için kırmızı bülten çıkmaz kolay kolay. Çabı çıkmaz. Ya. Tamam mı? Ee, onlar da geldiler. Şimdi ne oldu? Ee, şimdi meşhur bir cinayet vardı. Ee, neredeyse saatlerce adamı yerde süründürdüler. Ece Erken'in hmm. eşi. Ee, yani sanıklar öyle ifade veriyorlar ki... E, adam kendi tabancanın önüne geçti. Kendini hmm. vurdu sonra yerde ölmek için çırpındı. E biz onu hastaneye götürelim dedik de istemedi falan gibi. yani adamı e, neredeyse potansiyel katil yapacaklar. Burada da dolandırdıklarını ne diyorlar? Kimseyi dolandırmadık. Bize boş verdiler. Şimdi tefecilik yapıyorlar. Onları ihbar ediyorlar. Yani şimdi burada ha onları da sorgulayıp diyorlar. Bu bu detay ortaya çıkmadan yani e, daha önce de söyledim. Bu olay günahım kadar ilgilendirmiyor beni paralarını verenler düşünsünler. Tutsunlar özel dedektif. Paralarını tahsil etsinler. Asıl soru şu neden veriyorsunuz o parayı? Neden? Ben, ben onu anlamadım. Yani ee, benden bir öyle parası O kadar kara para vermem. parası var. Seçil kez e, Seçil kezlerde. Soyadını şaşırıyorum. E, seçil aa. A. Erzan mı? Seçil Erzan tamam. Seçil Erzan olayında da bütün sebep kolay yoldan palara kara, kazanma hırsı. Harcısı, sonu hep Sen yani. normalde e, ülkemizin bankalarına yatırıp sana sunulan faizi yeterli görmüyorsun. Çantalarda paralar Arsızlık. taşıyorsun. Arsızlık. Çantalarda o paralar sayılmadan kişiye teslim ediliyor. Sonra telefon açıyorsun, o kadar gönder. Burada kim suçlu? Veren, suçu tabii Veren ki de suçlu tabii ki. Veren suçlu. Kadın da yani diyor ki alıp, ben alıp, ben mağdurum yeter. diyor kadın. E tamam ben derler. mağdurum diyor. Ve şu ülkede hiç bu mağdur ve dolandırılma hikayeleri de bitmiyor. E, bitmez. Ama veren suçlu gerçekten burada ben, hiç üzülmüyorum ben de üzülmüyorum. Ne seçilerse Yani zan. ne para kaptıranlara, biçecek. ne bunlara para kaptıranlara? Benim asıl kafamı karıştıran Daha ne biliyor musunuz? Ben, vardı. Kafamı karıştıran ne biliyor musunuz? Normal diyelim memur. Evet. O seçil şey 500 bin dolar mı ne kaptırmış. Zabıta. Ya demek Daha istemedim anla işte de hani şey yapmayayım onu diye şey oldu evet. arkadaş sen 500, 500 bin dolarını oda sorgulanıyor yaptın? o da sorgulanıyor şaşkınım yani hani bazen şey izliyorum mesela haberlerde emekli bir hanımefendi bilmem kime bilmem kaç milyon dolarını kaptırmış evet. düşünüyorum düşünüyorum ya sen bunu nasıl yaptın yani hiç, kaç, mi hiç, mi Kaş, hiç mi yemediniz hiç mi içmediniz 83 hiç mi yemediniz hiç mi içmediniz kaçırdın o zaman. Şeyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı demişti ki zamanında Turgut Özal benim memurum işini bilir. Evet, evet de işte yani yani, ba bazı memurlar işini biliyor. Zabıta müdürü faize 500 bin dolar işte, verebiliyor hem de bir biz bu dünyaya yani boşuna hem de, gelmişiz. Bence. hem de bir kasabanın zabıta müdürü. Evet. Yani Şimdi Ebru Polat'ın uzmanlık alanına geçiyoruz. Niye uzmanlık alanına geçiyoruz? Bugüne kadar şu programda Sevgili izleyiciler, kimin evleneceği, kimin <laughs> e, ayrılacağı, kimin aşk yaşayacağı böyle hafif yakınlaştılar türündeki konularda yüzde %10 ya da 8 bazen bizim yanıldığımız oluyor. Kardeşim hiç mi yanılmaz? Evet, evet. Değil mi? Şimdi sana Hisslerim bir çok yüksek. Mi? Şimdi sana bir ayrılık haberi getiriyoruz. Hislerim bakalım ayrılığa neden olan 3 madde hakkında ne söyleyecek sevgili izleyiciler. Oyuncu Devrim Özkan dizilerden tanıyorsunuz kendisini. Ve Galatasaraylı yıldız oyuncu Tore Yara'nın e, aşkı tam evlilik tarihi aldılar. Aileler tanıştı. E, Devrim Özkan yüzüğü parmağına taktı. Artık onlardan nikah tarihi falan beklerken ayrılık kararı aldılar. Ayrılık hakkında 3 tane ilginç aa gerçekten mi dedirtecek sebep de var. Hem size soralım Ebru Hanım da değerlendirsin bu durumu. Herkes evlilik haberi beklerken ayrılık haberi geldi. Çok değil daha birkaç ay önce oyuncu Devrim Özkan'la ile Toreyra'nın evlilik kararı aldıkları konuşulmuştu. Fakat geçtiğimiz günlerde çift önceki gün birbirlerini takipten çıktı. Ardından birlikte çektirdikleri fotoğrafları da sildiler. Konuşulanlara göre Toreyra'nın İstanbul Leventeki rezidansından sabaha karşı bağırış, kavga sesleri geldi. Devrim Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Ayrılığın perde arkasıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte sosyal medyada ortaya atılan o iddialar Bitmedi. Bitmek bilmeyen istekler. Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık saat, marka ayakkabı ve çantalar bunların arasındaydı. Yüksek harcamalar. Toreyra harcamalarının 3 milyon euroyu bulduğunu söylüyordu ve bundan rahatsızdı. Para sıkıntısı. Takımdan alacaklarında aksama olunca para konusunda sıkıntı yaşandı. Çift bu nedenle tartıştı ve kavga büyüdü. Çift daha önce de Toreyra'nın Devrim Özkan'ın mesleğine karışmak istemesi nedeniyle ayrılık yaşamış fakat bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti. şimdi ayrıldığı haberi zaten çokça yayınlandı sosyal medyada. Perde arkasını size aktaralım. Esas ilginç olan taraf o Torera'nın iddialara göre ve bazı sosyal medya Torreira hesapları... mı Torreira mı? Torreira. Ben Torer. yanlış söylüyorum. Torera'nın torera bazı sosyal medya hesaplarında Torera ve Devrim Özkan'la ilgili şöyle aslında bir hesapta şöyle bir iddia ortaya atıldı. E, Torera İstanbul Levent'teki rezidansın evinden sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri geldi. İkisinin bağırış ve kavga sesleri. Devrim Özkan'ın hıçkırıklarla ağlaması da duyuldu. Bazı sosyal medya hesaplarında da şöyle iddialar ortaya atıldı. Devrim Özkan'ın bitmek bilmeyen istekleri vardı. 400 bin dolarlık bir saat marka ayakkabı ve çantalar bunların arasındaydı. Torera harcamalarının 3 milyon euroyu bulduğunu söylüyordu ve bundan çok rahatsızdı. Artık son zamanlarda bunu sıkça dile getirmiş. E, takımdan alacakları konusunda da aksama olunca çiftin arasında bir harcama, para, o mu bu mu tartışması başladı. E, kavga büyüdü ve bu noktalara geldi. Ne diyorsun? Vallahi paranın konu olacağına çok inanmıyorum. Hı. Yani vardır o para zaten adamda. Torreira'da. Evet. Ee, şey, ama para da bir yere sanmıyorum. kadar. Harcamada o paraların bir yere ona inciteceğini kadar. çok sanmıyorum. Zaten evlenmeyi de düşünüyorlar kadınla. He, eşlerini eşlerine hediye eden futbolcular var sonuçta. Ne hediyeler? Bunlar çok önemli paralar değil onlar için. Dolayısıyla para olduğunu düşünmüyorum. Ama, ama bak, Murat Boz olduğunu hiç düşünmüyorum. Ha, bu ona arada. geleceğiz. Sonra Asla geleceğiz. düşünmüyorum. Murat çok karakterli bir insan ya. Evet, evet. Öyle şeylere zaten Biliyoruz, hiç geleceğini ona düşünmüyorum. Diyorum. Ama şöyle değil bir yani. durum var. Tamam hani diyorsun çok büyük paralar kazanıyorlar ama şimdi ülke yani dünya ekonomisini düşünürsen çok büyük para kazansan da ki Torreira daha ne kadar kazanacak çünkü neden futbolculuk belirli bir yaş aralığı olan bir meslek bir süre sonra bırakmak durumunda kalacak. E adamın yatırımı da olması lazım. E, belki mutlaka Uruguay'lı bir futbolcu ailesine de gönderiyordur. İstanbul'da yaşamak da kolay değildir. Takımdan alacakları da da milyon aksiyordur. euro alıyor. Sen biliyorsun değil mi? Tabii ki alıyorlar ama harcamanın boyutu artarsa sen bir sıkıntı demez misin? Yani ama Öyle. nereye kadar ama demez. çok böyle şimdi onlar birbirini belli ki çok seviyor. Hani ortada onların fotoğrafları bile bizim içimizi çok ısıtmıştı. Evet. Ben çok, çok büyük güzeldi. bir sevgi görmüşüm. Çok tatlı bir sevgi. Çok da yakışıyorlardı. Evet. Ben çok böyle adamın yani para için gidip de ayrılacağını bir yüzük atacaklarını falan çok düşünmüyorum. Kendi aralarında konuşup onu hallederlerdi. Diyorsun. İşte konunun ne olduğunu bilmek lazım. Para ise yok. O değildir yani bence. Onun için ayrılacaklarını düşünmüyorum. Bu kadar büyüteceklerini düşünmüyorum. Kendi aralarında hallederlerdi o işi. Hmm. E zaten evlenecek de yani. Hani karısı sonuçta olacak. Onu çok takılmaz harcardı bence. Başka bir şey var bence bunun altında. Ne gibi? İşte bir şey olabilir aldatma mı aldatma konusu olabilir ama acaba kız mı adam mı onu bilmiyorum. Ha. Küçük bir parti mi artık nedir bilinmez ne oldu bilmiyorum. Küçük bir parti mi deyince kadar... sen de suçu Torera'ya atmış gibi bakıyorsun. Atmıyorum <laughs> suçu torereye atmıyorum Hı. ama e, hemen böyle kız aldattı gibi de olsun istemiyorum. Ben hem cinslerimi çok koruyan bir insanım evet, hemen evet. kıza da atılmasın iftira. Ha Devrim Özkan'dan kaynaklı mı? bir şey olabilir diyorsun? Yok yok kızdan da olabilir adamdan da olabilir ama para olmadığını düşünüyorum ben. Bir de Murat olmadığını düşünüyorum. Gerisini bilmiyorum yani. Para da belki üstüne tuz biber olmuştur. Kim? Kara nasıl konuşuyoruz? Yok ya, alabi, para. Para için bırakır mısın seyirci kadını? İlgiyle kadına. izliyorum. Size ne diyeceğim de demiyorum. Bir soru sormak istiyorum. Türkiye'ye gelmiş yüzlerce demeyeyim de onlarca yıldız futbolcu arasından Türkiye'de bir tane evlilik yapan var mı? Ha, Türk, bir kızla mı? Türk bir Evet kızla mı? evet. Türk bir Yok kızla. ama olmayacak anlamına gelmez. Bilmiyorum şimdi bir şey söylerim yani yanlış eksik. Yani işte eksos. evleneceklerdi. Herkes evlilik bekliyordu. Ayrıldılar. Ben e, yani insanlar kendiliğinde bir senaryo yazıyor. Sonra o senaryo inanmak istiyor. Gerçekleşmeyince de hayal kırıklığı yaşıyor. Yani ile Devrim Özkan e, niye ayrıldılar? Kendileri bilir. Paşa gönülleri. Barışırlar bence. Barışınlar. İster barışsınlar, ister savaşsınlar. Bilgi alanına girmiyor. Çok tatsız. bilgi alanına girmiyor da magazin konuşacağız tabii ki. Onların... Tamam, siz konuşun ben evet. ilgiyle seyrediyorum. <laughs> Sen seyrediyorum. bence barışırlar. Evet. çünkü belli gözlerinden de belli aşk var aralarında. Bence devrimde böyle bir adamı bırakmak istemez. Ee, şimdi şöyle bir şey evlilikten önce nikah masasına oturmadan önce kaç kez ne sebepten dolayı tartıştığın, kavga edip ayrılıp barıştığının çok büyük önemi var. Evet. Yani evlilik en sevinçli, en mutlu kararı alını, alınacağı bir şey, bir durum. Oraya evlilik kararını ve evliliğe kavgayla, gürültüyle, patırtıyla gidiyorsan, bir çatı altına girdikten sonra hiçbir şey öyle şey olmuyor. Aa, sorunları hallettik, artık hiçbir problem. Hayır, bazı sıkıntı, soru ve soru işaretleri aynı çatı altına ve soyatlar, her şey birleştiğinde daha da artabiliyor. Bu sebeple para ya da ihanet Böyle böyle yürüyorlarsa sıkıntılı yürüyor olabilirler. Peki gecenin bir, bir yarısı gecede... ağlayarak çıkıyorsa para için değildir o gecenin bir yarısı başka bir durum var evet parayla başlayan senin dediğin belki başka bir Gecenin bir yarısı para için oturup ağlamazsın evet. bence yani. Gece mi geldi aklına paradan dolayı kavga etmek? Yok, evet. öyle bir şey değil. Peki sosyal medyada Ayla Murat Bozun o ses yılbaşı programında Devrim Özkan'a serenadından da e, izleyebileceğiniz üzere bir yakınlığı, bir yakınlaşması olduğu ve aşkın bu yüzden bittiği iddia ediliyor. Biz şimdi o ses Türkiye'deki o anları bir izleyelim. E, sonra da konuşalım. Evet, bugün Yok ya kız yerde... çok seviyeli, çok evet, hanım. Evet. Murat zaten çok tatlı. Bir de Murat, Herkes öyledir o. Murat mavi Mesela... boncukçu, flörtçü, ayaküstü böyle Ama bir Ama çok iyi eden. niyet. Hani gidip de öyle birisi Yap, sevgilisi evet. olacak birisi ya, değil o. Torera evet. Türkçe biliyor mu? Yani. Türkçe bilmediği için sözlerin yok de yok anlamını bilmiyor. Adam kıskansa oraya yollamaz. Kız da yani, zaten çok seviyeli karşılık yani veriyor. Hiç önce cıvık hareketleri kıza yok. kıza karşılık bir e, serenat yapmıyor. Uzakta yerinde... Söylüyor. Öyle. Bu da işte böyle sosyal medya senaristlerinin uydurduğu bir senaryo bu da Murat Boz. <gülüyor> evet <gülüyor> ama senaryo biliyorsunuz senaryolar gerçeklerden daha hızlı yayılıyor evet. ve bazen Çok daha Çok eğlenceli etkili. çünkü daha eğlenceli. Ama eğlenceli. senaryo gerçekten İftira daha ilginç değildir. Evet. Evet ilgi görebilir ee, ama ilginç değildir. Bu arada Torera dünkü maçta da Loca'dan izlemiş. Taraftar yani onun hayranları Galatasaray taraftarları sen Torera'sın moralini bozma öyle böyle falan şeklinde destek de veriyor. Sana başka veriyor. kız mı bulup izlettiler ona? Tebrik ediyoruz bu arada Galatasaray'ı. Harikaydılar. <laughs> evet. <laughs> evet. Şimdi gel yine bir güzellik estetik konuşalım. Ali katılacak mısın güzellik estetik konusuna? İlgiyle izliyorum. <laughs> i̇yi, <sevmez. gülüyor> Peki. Sevgili izleyiciler Seda Sayan şu sıralar çokça konuştuğumuz sünnet derisi enjeksiyonu yaptırdı Dekolte ve Gerdan bölgesine. Neden yaptırdı? Ne kadar para harcanıyor? Ve kendisini telefonla arayıp ben de yaptırmak istiyorum nedir durum diye soran kim? İzleyelim. Sünnet derisi enjeksiyonuyla genç takımına Sedan Sayan'dan sonra Ajre Pekkan da mı katılıyor? Ay. Estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Sedan Sayan, gençleşmek uğruna geçtiğimiz aylarda yüzüne ve göğsüne sünnet derisinden sıvı enjekte ettirmişti. 61 yaşındaki şarkıcı bir kez daha estetik doktorunun kapısını çaldı. Sedan Sayan'ın bu anları paylaşmasının ardından Ajre Pekkan'ın da ünlü şarkıcıyı arayıp bilgi aldığı öğrenildi. Birçok ünlü ve sosyetik isminde yaptırdığı yöntemi ilk yaptıran Aslı Şendi. Şimdi ilk kez dinleyenler sünnet derisi enjeksiyonu enjeksiyonu nasıl yani falan diyorsanız küçük bir bilgi verelim. Yeni doğan erkek çocukların hemen sünnet edilmeleri sonrası ortaya çıkan deri parçasındaki kök hücreler alınıyor, laboratuvar ortamında özel bir işlemden geçiriliyor. Sonra işte böyle görüldüğü gibi enjekte ediliyor. Fiyatı da böyle 50 bin TL falanmış galiba. 50 bin ile 70 bin arasında. Yüze yaptırsan o kadar boyun da var. Ekstralara giriyor. Evet. Ajda Pekkan da kendisini arıyor. Nedir? İşe yarıyor mu? Falan. Birkaç seans yaptırmak gerekiyor. Yani. Ben Seda Sayın'ı anlayamıyorum ya. Neden? Ya gerçekten nasıl güzel biliyor musun? Evet. O kadar görmekte. güzel. Yakından hep görüyorum, Hı. bebek gibi zaten. Evet. Bunlara hiç ihtiyacı ama yok. Ama iyi bakıyor işte, o yüzden belki. Hayır bilmiyorum, çok güzel kadın hiç. Yani Instagram'da falan böyle çıkıyor. Normalde daha güzel bir kadın. Evet. Ay, şunlara öyle. hiç gereği yok. Belki acaba yüzü mü, reklam yüzü falan mı Estetik oluyor ki acaba? Estetik merkezlerinin DNA haline geldi. Ya reklam yüzü de olabilir ama bilmiyorum. Fakat şey. Hiç ama yaptırıyor yok. Yok. Ya ilk yani. kimin aklına gelmiş? Ne? E, bir çocuğun, bebeğin pipisinden. E, hücre evet. alalım da e, bunları insanlara nakletelim iyileştirelim. ne kadar yanlış bir şey deme güzellik sektörü ne yapacağını bir bir arada plazenta vardı demek istemedim onu belki yanlış şey olur diye ha, şimdi burada evet. ya onu yiyorlardı yani böyle bir şey oluyor yiyorlardı biliyorsun Hı. ve yurt dışında yani söylemek istemiyorum uzak doğuda enjekte edilmiyor muydu? Yiyorlar mıydı uzak doğuya gittiğinizde söylenir mi buradan bu şey olmasın hani insanlar Kavanozların içinde ceninler var ve seçiyorlar, yiyorlar insanlar gençleş. Böyle rezillik böyle iğrenç bir şey olamaz ya. Evet rezillik artık böyle bir iğrenç Yani şey geldi insan de bunu bile yiyor, bunun bile ticaretini yapıyorlar uzakta o da. İnsanlık dışı. Evet işte yani. Ee, bilmiyorum. Yani güzelleşme gururunda çirkinleşmeyelim yani mevzu çirkinleşiyor. Çok çirkinleşiyor. Evet ya. Yani böyle bir şey yok, sünnet derisi yok, plezanta yok, bilmem ne, yok şu bu ya bu nedir ya? Yani Herkes ölecek gidecek bir yani bir şey Bırakın vardı. Allah Yok yara sakanı bilmem ne falan. yani bitmiyor. Sırf genç ve güzel kalmak maymun olur. beyni evet sporcular sporcuları yani. neredeyse Biliyor akrep ya. sokturacaklar yani. Geçenlerde Neyse. Selen Güzel'in haberi vardı sokakta elinde bir biberonla süt içiyor. Ya, o da süt içiyor ee, işte anne, sütü. anne sütü anne sütüymüş anne sütü e, çok sağlıklıymış. Ya hepimiz anne sütüyle büyüdük hepimiz hasta olduk ileride yani pardon da yani. <laughs> Evet. Anne <laughs> sütü evet sağlıklıdır ama küçük bebekler evet. için falan herhalde belli bir, e bir bilgim yok bilmiyorum. Eşek sütü mü bir şey sütü de öyle çok sağlıklıdır. Evet onun sabunlarına kadar evet. yaptılar Ağabeyelim hatta aynı. dünya paraya da satıyorlar. Peki haberlerimizle devam edelim hatta ilk haber yine estetik ve güzellik izleyelim. Güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran, ışıltısıyla göz kamaştıran Meryem Uzelli'nin sırrı ortaya çıktı. Meryem Uzelli özellikle o ses Türkiye yılbaşı özel programında yüzündeki ışıltıyla dikkat çekmiş, ne yaptırdığı merak edilmişti. Meryem Uzelli'nin kardeş yan ailesinin de sıklıkla gittiği Doktor Simon'a gittiği öğrenildi. Simon'ın güzellik gençlik paketinin fiyatı ise 150-200 bin lira arasında değişiyor. <laughs> Banu Hakan hedef tahtasına neden Kylie Jenner'ı koydu? Afrodit lakaplı Banu Hakan Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürdü. Banu Hakan sosyal medya hesabından da önce yeşil gözler, lensler, sonra da leoparlar. Beni takip ettiğini çok iyi biliyorum. Seni taklitçi Kezban seni. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor sözleriyle dünya cümle yıldıza seslendi. <laughs> Kylie Jenner'ın Instagram'da yaklaşık 400 milyon takipçisi bulunuyor. Efendim dünyaca ünlü Kylie Jenner bir postu milyon dolarlar adım attığı her reklam, iş, işbirliği türü çalışmalarına Resmen darphane gibi para basıyor ve dünya ondan bahsediyorken ve onu izliyorken Banu Alkan'ımız diyor ki Banu Alkan'la kendini yarattı. Taklitçi Kezban diyor hatta Kylie Jenner için. Çünkü söylemesinin sebebi de bazı pozları Banu Alkan'a benziyormuş. Tabi Bülent Ersoy falan şaşırıyor yani hangi kafadasın hangi dünya adasının şeklinde. Yo diyor DM'den de diyor yazıştık diyor. Şimdi, ama o DM'lerin ne olduğu sonra biraz ortaya çıkmıştı. Şimdi, sonra konuşuruz. Ama. Sahte mi? <laughs> konuyu mu geçiyorum? Yok yok. Şimdi bu konuda iki laf etmek istiyorum. Birincisi bu Banu Alkan, Kaylı Jenner için e, Kezban beni taklit ediyorsun. Taklit aslını yaşatır diye 2020'nin Kasım ayında story attı. Bu tabi e, gündem oldu. Daha sonra biz yazışıyoruz dedi. O yazıştığı hesabın fake olduğu ortaya çıktı. Ha i̇şte. Şimdi 2000 yılında olmuş, bitmiş. Yani zaten akıllara zarar eee Kayn Banu Alkan'dan haberi olacaktı. Onu taklit edecek hem de 80'li yıllardaki Banu Alkan'ın arşivde bile bulamaz görüntüsünü. Çünkü o zaman çektikleri eee VHS videolardı. Arşivde bile çıkmıyorlar. Sonuç itibariyle sevgili Banu Alkan 2005 yılından beri oyuncu olarak kamera karşısına geçmiyor. Son yıllarda e, hiçbir şarkısı yok. Şarkıcılığı da denedi. E, ne oluyor? Eski defterleri açıyor. Şeyle birlikte e, Safiye Soyman ve Bülent Ersoy. Ersoy'la birlikte daha önce televizyon programı yaptıkları Dünya güzellerim diye bir programı şimdi YouTube'da yapıyorlar. Dünya güzellerim masada diye. Yönetmen Mustafa Kotan Kylie Jenner diye bir laf atıyor ortaya. Yani o da mecbur aynı nakaratı söylemeye başlıyor. Çünkü yanındakiler bile inanmıyorlar. Çünkü yanındakiler de alışık böyle palavralara. Sende de ki. Kendi de inanmıyor. Yani. Kendi inanıyor herhalde ki. Yok e, kendi çok güzel. Bence espri yaptığını düşünüyor. Espiri yaptı. bir hanımefendi. Yok yok espiri Gerçek mi? Bak Düşünüm. ben onun geçen yıl Ali ve Ebru seyirciler bir videosunu hatırlıyorum. Onu yapan Boğaç elinizin altında mı o video ya da ben küçük çapta bir tarif edeyim. Şimdi bir yılbaşı bir otele gidiyor. Lobide oturuyor. Ve karşıdaki kendisine soru soruyormuş o da cevaplıyormuş gibi konuşuyor. Ah evet çok teşekkür ederim falan filan diyor. Bir geniş açı çıkıyor karşısında kimse yok. Banu Hakan kendi kendine konuşuyor karşısında biri varmış gibi. Joe Biden'ın akrabası mı bu? <laughs> Story falan çekiyordur <laughs> evet belki işte. ya. Yapıyorlar Bilmiyorum. ya öyle. <laughs> Joe i̇şte Biden'ın akrabası bu, bu videoda, olabilir. Bir önceki videoda. Hani Joe onu... Biden de öyle boşluğa dönüp selamla şey biriyle <laughs> evet, konuşuyor evet. ya. Hani o kadar bunu inanarak yapan bunu da inanarak söyler. Yani inandığını ha? çok düşünmüyorum ben. O kadar olamaz ya. Mümkün değil. Bazen... Ya Bizim inanmamızı nasıl bekliyor? Ama haber konusu ya bu. Bak konuşuluyor. Ama Banu Halkan ne dedin? Konuşuyor. Yıllardır film yapmıyor dedin evet. ama bak hala biz Banu Halkan'ı konuşuyoruz. Mesleği oyuncu ama oyunculuk yapmıyor. Karşısında kimse yok. Bak evet. konuşuyor. Ah bebeğim. Canım. <laughs> evet. Bir tane mu yapıyor. Bir <laughs> karşı gösteriyor. Karşıda kimse yok. Evet biraz <laughs> da boş. Mutlu yıllar. Bakarsın. Mutlu yıllar. Koltuk var o koltukta biri oturuyor. Ya ne karşısı boş. Bebeğim. Koltukta Onu biri, biri oturuyor. birisi çekiyordu. Görmediniz Ona mi? demişlerdir ki hani birisiyle konuşuyor gibi yap yalandan seni çekeceğiz biz diyorlardır. O da Şimdi Banu Alkan. Siz ama... görmediniz mi koltukta biri var. Oturuyor evet, var, karşısında var. var. Kim var? Ben gördüm. Kim var? Ali gördüm. Gör. Biz gördük. Ben de, sen de hata var. Joe sen orada. Joe oturuyor. Hayalet adam. Var ya sabah sabah yani hani derler ya <laughs> kalın aklımı ben? da kalan aklımı da yedirtecek Ali bana. Peki devam edelim. Yeni çiftin 2024 imajı. Sarışın kısa saçlı bel güzel Korel'den sonra sakalsız Halit Ergenç imajı. Ben bir aynada yadırgadım açıkçası. Halit Genç eşinin yeni imajıyla ilgili neler söyledi? Ben böyle biraz Bin bir gecede kirli sakallı haliyle hatırlıyoruz onu. Halit Ergenç'le birlikteyiz. Onu da uzun yıllar sonra sakallar olmadan görüyoruz. Benim çok zaman oldu. Ben bir aynada yadırgadım açıkçası kendimi böyle. oldu. İkimiz görünce. Yani e, 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 eski Halit gibi diyor tabii. Yani o çok çok eski zamana dayalı bir şey. Dolayısıyla eski Halit gibi dedi. Bunun en hoş yanı e, çocukları öperken kendilerini hissetmek güzel bir şey. E, onu, o çok keyifli yani. güzel Korel yeni maşıyla geçtiğimiz günlerde muhabirimiz Umut tarafından görüntülenmişti. Ee, dizide sarıydım ya çok yıprandı. Yani çok güzel idare ettik 11 hafta. Ama bir haftanın sonunda bayağı yıprandı her gün fön, pres. E, yıpranınca sarı da zormuş yani hiç bildiğim bir şey değil. Kestim. Ben zaten dünden hazırdım kesmeyi. Çok seviyorum şey kısa saçı. Eşinizin yeni imajını nasıl buldunuz Halit Bey? Bence mükemmel <laughs> oldu. Harika oldu. Bayılıyorum. Çok güzel oldu. O da bir proje için kestin. Evet. evet. Saçların rengini de o proje için yaptı. O projede iyi bir iş oluyor. Ben böyle biraz <laughs> offline bir iki bir şey izledim. Ben çok heyecanlandım. Bence çok beğenilecek, güzel bir iş oldu yani. Peki, ee, Belgüzar Hanım sizin için sarışın mı kalmalı yoksa kumral mı olmalı? Belgüzar her haliyle bana tamam. <laughs> ne nasıl olursa olsun. Hadise ve Murat Boz'un dansı sosyal medyayı salladı. Hadise ve Murat Boz'un O Ses Türkiye'de eğlenceli atışmaları hala hafızalarda. Uzun süre New York konserinde bir araya gelen ikili uyumlarından hiçbir şey kaybetmediklerini de gösterdiler. İkilinin New York konserinin damga vuran dansı sosyal medyayı adeta salladı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı evleniyor mu? Ünlü çiftli aileler nasıl bir düğün istiyor? Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı 2022 yılında görkemli bir törenle dünya evine girmişti. Konuşulanlara göre Sabancı ailesine yeni bir gelin geliyor. Geçtiğimiz yıl birliktelik yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ee, ciddi bir ilişki galiba. Paris tatili. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime alalım biliyorsunuz. <laughs> Geçtiğimiz günlerde ilişkilerinin birinci yılını kutlayan çift yeni yılı Bali'de karşıladı. Çiftten evlilik haberi geldi. Milliyet'in haberine göre Erçel ve Sabancı'nın yurt dışında sade bir nikah yapmak istediği öğrenilirken Sabancı'nın ailesinin ise İstanbul'da görkemli bir düğünle oğullarını evlendirmek istediği iddia edildi. Düğün yerinde kararsız kalan çiftin kalacakları ev içinse arayışlara başladığı ortaya çıktı. Şarkıdaki gibi bu sene yaza doğru bir düğün olur mu? Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın özel haberiydi. Dün de bayağı konuşuldu. E, tahminlerinde hiç sapmayan bu konuda da uzman kadın erkek ilişkileri konusunda Ebru Hanım söyle bakalım. Bence Hatta olur. iddiaya da girelim. Bence olur. Evet. Çünkü Arzu Hanım evet. onay vermiş gibi görünüyor. Evet öyle. Bu arada Arzu Hanım'ı çok seviyorum. Çok sevgilerimi iletiyorum. Hı -hı. Ee, mükemmel bir insan. Evet hoş bir kadın. Ee, Niye? Başka tanıyorum da ben. Yok, kaldı tanıyorum. Mı? Kaldı. kaldı. Kaldı mı? Var mı başka? Ya yaşça Kerim Sabancı var ama o bayağı küçük. Evet. Ha. O sana büyük. Ha. Ee, Hande çok şey böyle hanım bir kız. hı. -hı ve çok zorluklar yaşadı. Bence güzel olan şeyleri hak ediyor. Bir de geçen gün harika bir hareket yaptı biliyorsunuz bir markayla anlaşması da bitti o yüzden. Evet. O davranışı yalbistan. çok iyiydi bence. Çok evet. güzeldi. Aynen. Ee, karakteri de o zaman ortada yani. Hani belli Aynen. cesur bir kız. Bence güzel ya güzellikleri hak ediyor. İkisi de o kadar yakışıyorlar ki bence Yakıştılar. yılın çiftler yani o kadar iyi duruyorlar. Her bir Numara kareleri evlenirler. evet paylaşım rekoru kırıyor. Eğer Zaten evlen... Arzu Hanım okey verirse evlenirler. Evet, yalnız evlenirlerse şöyle de bir rekorun sahibi olacak Hande Erçel. Ee, abisi Hacı Sabancı daha önce de söylemiştik. Hacı Sabancı Nazlı Kayı ile flört ederken bir 3 yıl falan beklediler. Çünkü hemen evlenmiyorlar hemen nikah masasına oturmuyorlar. Eğer Haziran Temmuz ya da işte atıyorum... ...yazın evlenirlerse en kısa sürede evlenen Sabancı olacak. E bazı aşklar 3 yılı oturur birbirini anca tanırsın. Evet. Bazıları çok hızlı bir şekilde Ama tanırsa, şunu da biliyoruz. 8, bayağı uyumları iyi gibi gözüküyor. Evet, 8,5-9 ay peşinden koştu Hakan Sabancı, hmm. Hande Erçel'in. Hmm. Hande Erçel'in o zamanlar bazı sıkıntıları vardı. Yeğenin Mavi'nin rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşıyorlardı aile olarak. Ama Hakan Sabancı o dönemde hiç yılmamış... Hande'nin tüm arkadaş çevresi, dost, iş çevresi hepsinde bir şekilde bağlantı kurmuş, hayranlığını dile getirmiş. Çok farklı baktığını bu ilişkiye e, ikna etmiş olacak ki 8,5 ayın sonunda ben böyle bir şeye konsantre olamam diyen daha önce Hande Erçel evet dedi ve aşk tüm başladı. Güzel dolaşıyorlar, güzel geziyorlar. Evet evet bir de diyorum ya yakışıyor. Hani gördüğünde hiç irit falan durmuyor. ve Acayip tatlı yakışıyorlar birbirlerine. Evlensinler ya ne güzel olur. Yılın düğünü olur zaten. Yılın düğünü Harika olur. olur. Evet. Kesinlikle. Hacı Sabancı değil de Hacı Eroğlu olsa yanındaki bir yerde muhasebecilik yapan aynı yakışıklı insan olsa ama zengin olmasa orta halli biri olsa aynı bakış açısı olur mu? Ali abi olur ya öyle deme diyorsun. herkes paraya Peki, bakmıyor o zaman yani. Esra Balamir oturuyordu burada gene bu e, Hande Erçel ile Hakan Sabancı'yı konuştuk. Yani sanki Esra Balamir konuşuyor dedi ki e, Arzu Sabancı onay verdi evlenirler artık dedi. Evet. Yani pardon da yani e, seviyorsa annesi karış çıksa bile evlenecek iradeye sahip değil mi? Yani onu mu demek istiyorum Şimdi hayır, televizyonlarda, o, dizilerde evet. izlemiyor musun? Bazı ailelerin bazı sadece, dinamikleri vardı. Onlar sadece senaryo. Hayır senaryo değil, hayır, onlar gerçek. Ali benim çevremde var ya. Benim, benim de var yani. Senin çevrende var da. Bazı ailenin dinamikleri var. Hayır normal vardır. aileler, öyle büyük aileler falan değil. Normal aile, iki tane evladı var. Bir tanesini diyor ki, ben de riğit, tam tersi. Tamer Yiğit, İstanbul'un en zengin ailesinin kızına aşık oldu oyuncuyken. Hı, hı Aile şiddetle karşı çıktı. Eee ayırmak için ellerinden geleni yaptı. o otomobilini kurşunlattı falan. <laughs> Her şeye rağmen e, eşi kaçtı ailesini reddetti ve onunla evlendi. Yani serveti reddetti. Öyleleri de var. Evet öyle örnekler yani, de var. Yani e, aşk böyle bir e, güçlü bir çekim alanı yaratır. Yani burada Arzu Sapancı'nın onay vermesi güzel bir şey olur. Ailenin de onay ama Arzu Sapancı da onay verdi. Kesin evlenirler demek. Ben açıkçası e, bu ataerkil aile geleneğinin e, hala e, yani bir çiftin evlenmesi için ailelerin de onay vermesi gerektiği ya seviyorlarsa birbirlerini. Tabii ki Aileler seviyorlarsa evet ama seviyorlar ama bazen bazı şeyi var. göremezsin ve ailenin onay vermesi önemlidir bence. Sevgi ayrı bir şey ama senin göremediğin şeyi anne baban çok rahat görebiliyor. Evet. Ve... Çünkü biz bazen aşık oluruz, seviriz, bazı oluyor. şeyleri görmeyiz. Tamam. Gördüğümüz halde görmeyiz sonra sıkıntı yaşar. Bedelini Hiçbir ödersin. anne baba çocuğunun bedelini ödersin, olmasını ders bedeli, alırsın ama bedeli, hayattan. tamam Ali bedelini ödersin ders alırsın da onlar kamuoyunda görünür insanlar. Onların bedel ödemeleri bizlerin ödemelerinden daha farklı ya oluyor. kamuoyunda gö görünür insanlar 24 saat evli kaldı ya. Hande Atayız'ı. Hande ile avukat meşhur ünlü ailenin oğlu Pekin evet. neydi? Onlar başka Fethi peki. konular. Pekin. Onlar Fethi Fethi peki. çok farklı. O imza orada sözleşme. falan filan sözleşmeden i̇şte orada dolayı da dolayı aile onlar ayrıldı. Girdi. Bu farklı bir şey. Aile devreye ee, Şey ama e İki yani, yani aile dinamikleri, dinamikleri var. önemli. Var. Yani o kimse bak şimdi bu ülkede her şey olabilirsin ama rezil asla olmaz. Doğru. Asla. Doğru. Olur. Her şey olabilirsin ama rezil olmaz. Yani 24 saatte boşandı. 3 günde boşandı. Rezil olmaz. Rezillik bir durum yok. Gerçek yüzünü görmemişindir, görmüşündür ayrılmış. Bilemezsin belki arka tarafta başka şeyler dönüyordu. Oh canıma da. değsin bir konuda hayatta ben aşk meşk konuşmam diyen Ali ne kadar güzel aşk meşk evlilik. Aa, aşk zayda. meşk konuşmuyorum. <laughs> <O> olsun işin <gülüyor> içinde <gülüyor> aşk var kabul etme. Evet. Aynen. Hayır. Aynen aynen. Evet. Ve sevgili izleyiciler cemiyet hayatından isimlerle ilgili habere başlamışken bugün e, başka bir habere geçerim. E, tatil için gittiği Costa Rica'da feci bir trafik kazası geçiren ve ölümden dönen cemiyet hayatının ünlü ismi Elif Dürüst apar topar hastaneye kaldırıldı. E, çok ciddi bir ameliyat geçirdi. Haberin detaylarını Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ imzasıyla okuyalım. Vuslat Doğan Ali Sabancı çiftinin Yunanistan'daki tekne kazası hafızalarda yerini korurken... Cemiyet dünyasından bir kaza haberi daha geldi. Yılbaşı tatilini Amerika'da yaşayan kızı e, ve dostlarıyla birlikte geçirmek için Costa Rica'ya giden Elif Dürüst, ATV aracıyla e, feci bir kaza yaptı. Kaza sonrası hemen hastaneye kaldırılan Elif Dürüst'ün bacağında ve kafatasında kırıklar tespit edildi. E, ameliyat olan e, Elif Dürüst, ee, hemen İstanbul'dan kız kardeşi Şirin Yalçın ve New York'tan eski eşi Mehmet Germiyanlıgil yanlarına gittiler. Hayati tehlikeye atlattı. Hastanede tedavisi devam ediyor. Dostları ve ailesi tarafından da en kısa sırada Türkiye'ye getirilecek İstanbul'da ve bir hastanede tedavisine devam edilecek. ATV o kadar tehlikeli bir şey ki yıllar önce. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim açmayayım Ben de Arap çöllerinde safari de ATV'yi deviriyordum. veriyordum. Ay çok teke ola. Bizim evet. lastik bir şey olsun, Elif <laughs> Yani onun için e, çok daha ciddi bir şey yapabilirdi. Yani öyle Ya yani Elif Dürüst gibi servet sahibi insanların e, yani bundan ne zevk alırlar? Öyle bir zevkli bir şey de değil. E, hatırlarsanız e, Aslı Şen'in oğlu yıllar önce hmm. şiş geçirdiği <laughs> kazada ATV ile geçirmişti e, kazayı. Hayatını kaybetmişti. ve Bu Genç sonrasında bir çocuk ve öncesinde... yani o adrenalin peşinde o olabilir genç çocuklar. Ama ATV son derece tehlikeli bir şey diyelim ve haberlere devam edelim. Önce hayranlarını korkuttu sonra göbek atarak taburcu oldu. Roman müziğinin sevilen isimlerinden olan Kobra Murat barsağında çatlak olduğu açıklamasıyla herkesi korkutmuştu. Zorlu süreci geride bırakan Kobra Murat'tan hayranlarını sevindiren haber geldi. Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu. Evet, kobra Murat'a çok geçmiş olsun diliyoruz. Belçika'dan İstanbul'a e, yani uçtuğu sırada uçak yolculuğu sırasında bağırsağı çatladı. Apar topar hastaneye kaldırıldı. O da çok ciddi bir ameliyat geçirdi ve tam kobra Muratlık bir işe imza attı. Taburcu olurken hastane personeliyle göbek ata ata çıktı. Tekrar geçmiş olsun. E, bu arada biraz evvel bir hata yaptım. E, Aslı Şen'in oğlu dedim. E, Begüm Şen'in oğlu. E, nurlar içinde uyusun. Alp bir e, kaza geçirmişti. Alişen'in torunu. Evet Alişen'in torunu evet. hayatını kaybetmişti. E, devam edelim haberlerle. Evet geçmiş olsun dileklerimizi evet, iletiyoruz biz Evet geçmiş bizde. olsun Diliyoruz Trakya'da korkunun en eğlenceli hali. Bin yıllık Balkan geleneği Kole'da renkli görüntülere sahne oldu. Ürkütücü kostümler giydiler, korkutucu makyajlar yaptılar. Kimi canavar oldu, kimi cadı. Korkunç canavarlar mahalleleri turladı, evlerin camlarına vurdu. Kış gecelerinin eğlencesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Evet hani hep yıllardan bu yana Amerika'nın cadılar bayramını aldık, kendimize monte ettik. Bu nedir? Bir başkasının bayramını niye kutluyoruz, kutluyoruz diyoruz ama bayramın hası bizim topraklarda var. Bin yılı geçti bir gelenekmiş. 40'lar eli de Koleda gecesi. Eğer e, ne tatlısı Korktun be ya. Tatlı vermeyince de korkutuyorlar. Kabak Kork. tatlı bu kabak kabak ha. Kaba ha. O ne? <laughs> <laughs> Kamera. <laughs> <kabağına mı> <laughs> evet. Ama ne güzel insanlar eğleniyorlar ya. En azından bizim geleneğimizden bir şey olsun. Değil mi? Her şeyi transfer evet. ediyoruz, bizden çalmışlar bence, Edirne? demek ki bu bizimmiş, bence de bizden sadece... çalmışlar, bence bunu bizden çalmış yurt dışı. yani bizim geleneğimiz bu, bundan sonra bunu şey yapacağız. Niye mi? sadece Edirne'de kutlanıyor bu? O geleneksel oranın, 40'ları de bin yıldır kutlanan geleneksel Bak yıl. korku gecesi Koleda. Trakya'da kutlanıyor. Hı. Koleda diye geçiyormuş. Koleda. Ben böyle bir kutlamanın varlığından haberdardım. Her sene haber oluyor ama adının kolede olduğunu ya bilmiyordum ya unutmuştum. İlk defa duydum ben, gördüm. Evet. Kalan da rayında evet, mıydı eski aya göre? Ali, Ebru'ya katılıyorum. Kusura bakma. Bizden çaldınız. Bizden çaldınız. Bayramlar. Her şey bizden çaldınız. Bunu da bizden çaldınız. <laughs> Kezban. Bizden özeniyorlar. Kezbanlar. <gülüyor> Kezbanlar. <gülüyor> <gülüyor> Kezbanlar aynen. Valla nedir bu <laughs> ya? Kailik. Bu Altan insanlara gibi. çektiğimiz ne <laughs> ya? Kesinlikle. Ve şimdi bir fotoğraf getireceğiz. Sosyal medyayı herkes, yani bazı ünlüler daha doğrusu... Şıklığıyla, taktığı saatiyle, çantasıyla, o suyla bu suyla sallarken, Selda Bağcan bakın neyle salladı. Gelsin görüntü. Selda Bağcan konser provaları sırasında evet, arkadaşlar evet, bir evet. de böyle boydan Çok bir haklı. görüntüsü vardı hani e, ha tamam konser provası sırasında e, yaptığı bu kombinle konuşuldu ve bir anda böyle tabii biraz da eğlenmeye, gülmeye ihtiyacımız var ya. O da bunu çok güzel malzeme yaptı. Etrafa laf yetiştirmek yerine. Koskoca Selda Bağcan zaten. Ne yaptı? Kepslerden birkaçını beğendi. Beğendiklerinden bir tanesi de Kraliçe Elizabeth'le olan bir görüntüsüydü. Bir de e, Temiz Magazin'de arkadaşımız yapmış. E, Seyhan. E, işte dünyaca ünlü İtalyan markası yapınca havalı oluyor da Selda Bağcan yapınca gündem oluyor. Niye diye dalgasını geçti. <laughs> Selda Bağcan farkı. Evet. O şeyle çok benziyor ama. Kimle? Ee, kraliçeyle. Kraliçe elzevetli olan karesine. Ee, modelle benzemiyor ama kraliçeyle bir yakınlık var. Bir görsel. O da kendi evet. dalında kraliçe. Evet. Bakar mısın? Evet bu, burada daha çok evet. benzemiş kesinlikle. İngilizlerin kraliçesi Elizabeth, Türklerin kraliçesi Ama, de, ama de, kraliçenin de var, bir bağlamış e, bu kapıda erkek var başıma bir, bir şey alayım da öyle çıkayım der modunda. E, bağlamamış iliştirmiş başına baksana nasıl duruyor. <laughs> Orada da iğreti duruyor. <laughs> Peki. Gelin buradan nereye gidelim? Yıldız Tilbe'ye. Doğallığına hastayız. Gidelim Yıldız Tilbe'ye. Yıldız Silbe'nin 20 yıl önceki fotoğrafı hayranlarını neden ikiye böldü? 57 yaşındaki Yıldız Silbe tam 20 yıl önce çekilmiş olan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Usta sanatçının 37 ve 57 yaşındaki halleri yan yana getirilince hayranları ikiye bölündü. Kimi yaşlanmışsın yorumunu yaparken kimi aradaki 7 farkı bulamadım diyerek ünlü sanatçının aynı kaldığını savundu. Şimdi Yıldız Tilbe'nin 37 işte 35 yaşlarındaki halini de biliyorum. Çünkü röportaja gidiyordum ve şöyle diyorduk. Bak biz muhabirler gittiğimizde fotoğraflar var. Kadında bir bacak var. Nasıl bir bacak? Nasıl bir fizik zaten diyordu. ben ve yıl 2024 sahneye çıktığında Yıldız Tilbe hala incecik bel, ince uzun bacakları var. Yapı meselesi şanslı kullardan. Hiç mi yemek yemiyor anlamıyorum. Yiyor, yiyor. yok. İncecik bir şey. Evet. Yıllardır fiziği hiç değişmedi. Çok iyi yani. Evet. Ve sen der misin ki iki tane torunu var. Ha? Süper anneanne. İşte psikolojisi onu öyle tutuyor bence. Psikoloji hep pozitif, hep eğlenceli, hep neşeli. Ne güzel. Evet. Bir oradayım bir burada yani öyle bir kafa. Harika bence. Hatta hatta şöyle diyen de var. Yıldız kafası diye bir şey var. Evet yıldız kafası evet, var. Yıldız gerçekten. Tilbe gibi sosyal medyada ...kendiyle daha dalga geçebilen, kendiyle... ...az kişi var. E, ...barışık. E, Yıldız Tilbe kafası diye bir şey var. Yani bu var. E, Flash TV kafasına yakın bir şey. Ha. Flash TV var diye bir zamanlar. Çok seviyordum. Evet. Ben bayağı istiyordum evet. Bak Ali, Ebru... E, ...şu çenesinde bir ben var ya... Hı. ...ben biliyorum o beni aldırma, aldırması için... ...kaç estetik doktorunun... ...gelin biz yapalım, alalım işte bilmem ne falan... ...her birine hayır diyor... Yani diğer estetikçilere hayır diyor. Kendiyle çok barışık o zaman. Tabii birkaç ünlü yani. modacıya hayır dedi. Çünkü ben de gidiyorum oradaki esnafla da sohbetim var. Bostancı pazarından falan alıyor giyiniyor. Orada oturuyor zaten. Orada oturuyor zaten evet. Peki devam edelim haberlerimize. Teknede gelinlikli damatlıklı parti. Ünlü çift partide hayranlarına hangi müjdeyi verdi? Metin Yıldız ve eşi Ceylan Hanım evliliklerinin ilk yıl dönümlerini geçen sene Amsterdam'da kutlamıştı. Bu özel günü bu yılda pas geçmeyen çift gelinlik ve damatlık giyerek tekne partisi düzenledi. bebekle evliliklerinin ikinci yılını kutlayan çift sevenlerine bir müjde verdi. Metin ve Ceylan Yıldız çifti geçen sene iki kişiydik bu sene üç olacağız. Müjdeyi veriyoruz çocuk bekliyoruz dedi. Evet sevgili izleyiciler şimdi e, üzücü dünden bu yana da üzülüyoruz çünkü masada... ...bilmiyorum senin yaşın yetiyor mu? Ama Ali ve benim yaşım yetiyor. Çok değerli, yani onu tanımak konusunda etti. Çok değerli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türk sanat müziğinin değerli ismi Yüksel Uzel... ...bir süreden beri yaşadığı Johannesburg'da 74 yaşında vefat etti. Uzun süredir tedavi görüyordu... E, Uzel'in cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getiriliyor. E, ve Yüksel Uzel 1983 yılından bu yana eserleriyle, zarifliğiyle, güzelliğiyle hayatımıza damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Yıllar önce Johannesburg'a bir çiftlik yaptırarak e, yerleşti. E, Allah rahmet eylesin. Diyoruz. Allah rahmet eylesin çok sevdiğim çok iyi tanıdığım evet. e, hatta çok 2019 zarif yılında e, baba sahnede çok bir oyun var. vardı plastik aşıklar e, şeyin e, oya evet. başarla şeyin oyunu neydi dekim Birgeren'in oyunu onun galasına gitmiştim çıkışta karşımda gördüm beyaz saçlı bir kadın Ali dedi Baktım tanıyamadım. Yüksel ben dedim. Baktım de 25 yıl olmuş görmemişim yani. Hmm. Johannesburg'a gittikten sonra hiç görmedim. İstanbul'dayken e, iyi görüşüyordum. E, yani Allah gani gani rahmet eylesin. E, 80'li yıllarda ya da 90'lı yıllarda bir e, anevrizma geçirmişti. E, Özal'ın e, ünlü doktor birisi. E, Türkçe, beyin Cerrahı'nı Türkiye'ye davet etti. Gazi Yaşargil. Gazi Yaşargil ameliyat etmişti. E, son yıllarda yine e, kanser tedavisi görüyordu. Hatta ameliyat evet. oldu. <laughs> Kızı evet paylaşmışlar. Sıdayıp evet. yanındaydı. Ee, İstanbul'a getiriliyor. Ee, cenazesiyle hakkında da bilgi vereceğiz. Sevgili izleyiciler Yüksel Uzeli kaybetmenin acısından çok kısa bir süre önce de Ayla Algan'ı Büyük Usta tiyatro camiasında hocaların hocası olarak anılan Büyük Usta Ayla Algan'da son yolculuğuna öğrencileri sanat siyaset dünyasına önemli isimler ve alkışlarla uğurlandı. Geçirdiği beyin kanaması sonucu 86 yaşına ta veda eden ünlü tiyatro hocası ve oyuncu Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı. Sayısız ödül, Ah Güzel İstanbul başta olmak üzere birçok film, tiyatro oyunları, birçok müzik çalışması ve sanat dünyasına kazandırdığı birçok öğrencisi. Geçtiğimiz hafta sanat dünyamızın çok önemli isimlerinden biri olan Ayla Algan'a veda ettik. Sevgi Alkan, annesi Ayla Algan'ın hep yaşam enerjisi ve öğretme isteğiyle dolu olduğunu söyledi. Cenaze töreninde Barış Arduç konuşmakta dahi zorlanıyordu. Uslu oyuncu Teşrikiye Camii'nde kılınan cenaze mazının ardından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Aramızda kalmasın dediğimiz her şey kalmadı zaten ha? Yok yok dedik o da. Sen şimdi yeni bir şarkı yap. yaptın değil aslında. Çok akıllıca bir şey yaptın. Eski hit bir şarkıyı tekrar ol. Evet. Hep ateşini on. yolla bana. Hakan Peker yıllar önce yapmıştı. Ay, bayılırım. Ee, şimdi ben kaburladım tekrar yaptım. Evet. Bu şarkı Beşiktaş'ın da sembolü. Buradan Beşiktaş camiasına hediye ediyorum Öyle şarkımı. Mi? Evet. Belki maçlara gider şöyle bir. Evet ha? çalarlar. Aynen. Evrak Polat şöyle evet. bir tadı sallar. Başladı söyleyeyim. Hadi, Hadi. başla. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın.